Milattan önce 1327'de Şupili Luma şehri kuşattı. Şehrin teslim olmasını beklerken krala Mısır'dan bir mektup geldi. Gelen mektup çağın en ilginç hikayelerinden birinin başlangıcıydı. Zitas vamu kanakta. Kocam öldü. Ayavalus. Ve hiç oğlum yok. Fakat senin birçok oğlun olduğu söyleniyor. Oğullarından birini bana gönderirsen kocam olabilir. Hiçbir şekilde hizmetim altındakilerden birini koca olarak almam. Çok korkuyorum. Mektubu yazan Mısır kraliçesi Ankesenamun, ölmüş olan kocası ise Mısır'ın ünlü çocuk kralı Tutankamon'du. Şupili Luma hayatının en büyük şaşkınlığını yaşamış olmalı. Mısır kendisine adeta altın bir tepside sunuluyordu. Bu rüyalarında bile göremeyeceği bir şeydi. Doğal olarak bu olay geçmişte ve günümüzde bazı Mısırlılar için gurur kırıcı olmuştur. Bir Mısır kraliçesi, Hitit kralının oğullarından biriyle niçin evlenmek istemiş olabilir? Ülkesinin en büyük düşmanına nasıl yalvarabilir? Kandırıldığını düşünen kral, Ankesenamon'la görüşmek üzere elçisini Mısır'a gönderdi. Bu arada Karkamış düştü ve Şupili Luma kışı geçirmek için Hattuşa'ya döndü. Bir sonraki baharda Şupili Luma'nın elçisi Ankesenamon'dan öfkeli bir mektupla geri döndü. Niçin beni kandırıyorlar diyorsun? Bir oğlum olsaydı benim ve ülkemin ayıbını bir yabancı ülkeye yazar mıydım? Başka hiçbir ülkeye yazmadım. Sadece sana yazdım. Çok sayıda oğlun olduğu söyleniyor. Öyleyse bir tanesini bana ver. Bana koca, Mısır'a da kral olsun. Teklif inanılamayacak kadar iyi görünüyordu. Bir Hitit prensi Mısır tahtına oturacak ve bu sayede Hititler dünyanın en büyük gücü olacaktı. İkna olan Şupili Luma, oğullarından birini Ankesenamun'la evlenmek üzere Mısır'a gönderdi. Şupili Luma, endişe içinde oğlunun sağ salim Mısır'a vardığı haberini beklemeye başladı. Ama hiçbir haber alamadı. Birkaç hafta sonra Hattuşa'ya bir haberci geldi. Prens, Mısır topraklarına girer girmez Ankesenamun'un rakipleri tarafından öldürülmüştü. Siones, qui quid ier? Valahtın Mızri. Hiç kimseye acımadı.
Askerler Suriye'deki Mısır yerleşimlerini yağmalayıp yaktılar. Şüpheli Luma pek çok savaş esiri alarak Hattuşa'ya geri döndü. Fakat bu Hitit İmparatorluğu için trajik sonuçlar doğuracaktı. Esirler beraberlerinde ölümcül vebayı getirdi. Salgın hızla yayılarak birçok can aldı. Hitit İmparatorluğu'nun her köşesinde insanlar ölmeye başladı. Hattiye vebayı Mısırlı savaş esirlerinin getirdiğini biliyoruz. Bunun dışında vebanın cinsi hakkında herhangi bir fikrimiz yok. Ancak çok sayıda insanın ölümüne yol açıp krallığı açlık raddesine getirdiğine, inanılmaz bir yıkım ve tahribata yol açtığına eminiz. Hititler Mısırlılarla büyük bir savaşa hazırlanırken, Hattuşa'dan gelen acı haber krallığı iyice sarstı. Milattan önce 1322'de tahta çıkışının 22. yılında Şüpheli Luma vebadan öldü. Hitit cenaze törenlerine göre kralın vücudu yakılmak üzere bir arabayla tören yerine getirildi. Böylelikle kral öteki dünyaya yolculuğunu tamamlamış olacaktı. Cenazede yas tutanlar arasında kralın Babilli eşi de vardı. Yeni kralın döneminde de o kraliçe olacaktı. Şüpheli Luma'nın halefi de tahta çıkar çıkmaz vebaya yakalanıp öldü. İmparatorluk bir yıl içinde iki hükümdar birden kaybetti. Ülkenin geleceği şimdi Şüpheli Luma'nın en küçük oğlunun ellerindeydi. İkinci Murşili, Yakın Doğu'nun en güçlü fakat aynı zamanda da en hassas imparatorluğunu devralmıştı. Sen bir çocuksun. Hiçbir şey bilmiyor ve beni hiç korkutmuyorsun. Ülken harabeye dönmüş durumda. Askerlerin ve savaş arabaların az. Senin askerlerine karşı benim daha çok askerim var. Senin savaş arabalarına karşı benim daha çok savaş arabam var. Babanın çok askeri ve çok savaş arabası vardı. Fakat sen bir çocuksun. Nasıl baban gibi olabilirsin ki? Murşil'in tahttaki konumu pek sağlam sayılmazdı. Dört yanda düşmanları saldırmak için uygun zamanı kolluyordu. Fakat Murşil'in en önemli sorunu içerideydi. Veba salgını ülkeyi mahvetmeye devam ediyordu. Ey tanrılar! Nedir bu yaptığınız? Ülkeye veba saldınız. Haddi ülkesi ölüyor. Bu nedenle kimse size ekmek pişirip içkiler sunamıyor. Tanrı'nın tarlalarını süren çiftçiler de öldü. Veba bitmedi. Ve Hatti ülkesinde insanlar ölmeye devam ediyor. Bense yüreğimin acısına ve ruhumun kederine artık dayanamıyorum. İnsanlar her ne sebepten ölüyorsa bu bulunsun. Haddinin fırtına tanrısı. Efendim, hayatımı bağışla. Önünde diz çöküp yalvarıyorum. Merhamet et. Vebayı Haddi'den uzaklaştır. Hiçbir şey fayda etmedi.
Çaresizlik içindeki halk, krallarının önderliğinde kehanetlere yöneldi. Devlet arşivindeki tarihi metinlere başvurdular. Kehanetlere göre Murşil'in babası Şupililuma, kendi kardeşi Tutalya'yı öldürerek ve Mısır'a saldırarak fırtına tanrısına karşı gelmişti. Bu nedenle de ülke veba ile cezalandırılıyordu. Haddinin fırtına tanrısı, efendim, siz tanrılar, efendilerim. İnsanın günahkar olduğu doğru. Babam da günah işledi ve efendim Haddinin fırtına tanrısının sözüne karşı geldi. Babam Tutalya'nın kanını akıttığı için öldü. Ama ben hiçbir şekilde günah işlemedim. Günah işleyip kötülük edenlerden teki bile bugün hayatta değil. Öyledir. Babanın günahı oğluma geçer. Bu nedenle de babamın günahı bana geçti. Tanrılarım, efendilerim, ülkem adına şimdi size veba için bir armağan sunuyorum. Telafi ediyorum. Tanrılar, efendilerim, bir kez daha bana karşı merhametli olun. İmparatorluğu 20 yıl mahvettikten sonra veba nihayet sona erdi. Murşili'nin veba duaları pek çok nedenden dolayı olağan dışı metinlerdir. Her şeyden önce Hitit edebiyatının çok ince örneklerinden biri ama onun çok ötesinde. Kral bizimle neredeyse kilisesiyle konuşuyor. Aslında veba nedeniyle duyduğu endişe ve kederi dışarı yansıtıyor. Böylelikle onu kendi içini olanca çıplaklığıyla tanrılara ve aynı zamanda bize etkileyici bir şekilde döken, acı çeken bir insan olarak tanıyabiliyoruz. Tüm Hitit kralları savaşçı olmak zorundaydı. Murşili imparatorluk içinde veba ile uğraşırken batıdaki Arzava ülkelerine saldırdı ve kesin bir zafer elde etti. Ayrıca Asi Kaşkaları da yenerek kuzey sınırlarında güvenliği sağladı. Düşmanlarına karşı babasından daha da acımasız olabileceğini gösterdi. Özellikle kaçakları barındıranlara karşı. Şimdi onu yakala ve bana teslim et. Onu yakalamaz ve bana teslim etmezsen, oraya gelir seni ve ülkeni yok ederim. Metinler bize iki farklı Murşili tanıtıyor. Duaları bize çok duygulu, hassas bir insanı anlatıyor. Dindar, görevlerini eksiksiz yerine getiren, kendisini ailesine adamış ve başkalarına karşı son derece merhametli bir insan. Öte yandansa askeri kayıtları tıpkı babası gibi acımasız bir savaşçı olabileceğini gösteriyor. Siz tanrılar, bu kadının babamın evini koruyucu tanrının taş evine çevirdiğini görmüyor musunuz? Memleketi Babil'den bazı şeyler getirdi. Bazı şeyleri adamlarına dağıttı. Hiçbir şey bırakmadı. Bu kadın babamın evini mahvetti. Murşil'in en büyük sorunu üvey annesi Tavananna, yani Şupililuma'nın Babilli dul eşiydi. Tavananna kraliçeye, yani kralın baş eşine verilen bir kraliyet unvanıydı. Tavananna aynı zamanda ülkenin baş rahibesi de olduğu için hem dini hem siyasi açıdan çok etkili bir konumdu. Kraliçe, kral olan kocası ölse bile halefinin hükümdarlığı sırasında da bu unvanını korurdu. Zaman zaman bu durum yeni kralın karısıyla aralarında gerginliğe neden olurdu. Tıpkı Murşili'de olduğu gibi. Tavananna kötü ruhlu üvey anne kavramına tam uyuyor. Kocasının son yıllarında sarayda daha da etkili bir konuma geldi ve kocasının ölümünden sonra da güçlendi.
Bu durum yeni kral olan üvey oğlu Murşidi tarafından kaygıyla karşılandı. Buna rağmen Hitit geleneğine göre kraliçe olarak hüküm sürmeye devam etti. Ancak Murşidi yavaş yavaş onun yerine kendi karısı Gassulavia'yı geçirmek için uğraşmaya başladı. Üvey annesiyle nasıl başa çıkacağını düşünürken Murşidi Suriye'den kötü bir haber aldı. Halep valisi olan kardeşi ölmüştü. Birkaç ay sonra Karkamış valisi olan diğer kardeşi de öldü. Krallığının 9. yılında en önemli iki destekçisini kaybetmişti. Ardından birdenbire karısı hastalandı. Tanrılar ve kahinlere bütün yakarışlarına rağmen karısının durumu gitgide kötüleşti. Hitit hekimleri çaresizdiler. Hastalığına kimse çare bulamıyordu. Bir entrikadan kuşkulanılıyordu. Ey tanrılar! Son günlerde sadık hizmetkarınız Gassulavia hastalandı. Bir kez daha prensesi koruyun ve onu bu hastalıktan kurtarın. Rahatsızlığına son verin ve prensesi sağlığına kavuşturun. Bundan dolayı kendisi size şükranlarını sunacak ve sonsuza dek kutsal adınızı dilinden düşürmeyecektir. Fakat bir yıl içinde Murşil'in karısı öldü. Kral yıkılmıştı. Benim cezam karımın ölümüdür. Yaşadığım her gün ruhum onun yanına öteki dünyaya gidiyor. Benim için dayanılmaz bir acı bu. Murşili, üvey annesinin kara büyüğüyle karısını öldürdüğüne inanıyordu. Hitit krallığında kara büyü, özellikle kraliyet ailesinin üyelerinden birine karşı yapıldığında büyük bir suçtu. Hattuşa'da bundan sonra büyücülük yasaktır. Kraliyet ailesinden kim büyücülük konusunda bir şey biliyorsa, onu yakalamanız ve sarayın girişine getirmeniz gerekir. Kim ki getirmezse, kendisi ve evinin başına kötü şeyler gelecektir. Kehanetler Tavananna'nın suçlu olduğunu gösterdi. Kehanetler onu idam etmem gerektiğini söylediler. Onu idam etmedim. Fakat Sivanzani rahibeliği makamından aldım ve saraydan sürdüm. Verdiğim tek ceza buydu. Murşil'in belgeleri ani bir konuşma bozukluğuna yakalandığına işaret ediyor. Bu belki de yılların sıkıntı ve kederinin neden olduğu daha ciddi bir rahatsızlığın belirtisiydi. Tilkunlu'ya gittim. Bir fırtına patladı. Ve fırtına tanrısı korkunç bir şekilde gürledi. Sözcükler ağzımdan kesik kesik çıktı. İnsan kendine bir adamın bu kadar acıya nasıl dayanabildiğini soruyor. Vebadan kırılan halkına karşı duyduğu sorumluluk. Tanrıların kendisine karşı açıkça saldırmaları ve ardından sevgili karısının ölümü. Herhalde inanılmaz bir dayanma gücü vardı. Bu durum onu diğer krallardan ayırıyor ve kişi olarak kendisine büyük bir saygı duymamızı sağlıyor. Yaşadığı trajediler karşısında neler hissetmiş olabileceğini kendi yaşamlarımızdan da biraz bildiğimiz için kendimizi ona daha yakın hissedebiliyoruz. Murşili tahta genç yaşta çıkmıştı.
Zorluklara rağmen Hitit İmparatorluğunu Yakın Doğu'nun en önde gelen gücü olarak tutmayı başardı. Batıdaki toprakları ele geçirerek krallığı en geniş sınırlarına kavuşturdu. Kişisel kayıplarına ve acısına rağmen Hattuşa'yı Bronz Çağı'nın en önemli başkenti konumuna getirdi. Murşili'nin hükümdarlığının sonlarına doğru, M.Ö. 1295'te Hitit sınırlarına yaklaşmakta olan yeni ve güçlü düşmanlar vardı. Doğuda Asurlular Hitit topraklarına göz dikmişti. Fakat en büyük tehlike güneyden gelecekti. M.Ö. 13. yüzyılın sonlarında Mısır'da yeni ve güçlü bir hanedan başa geçti. M.Ö. 1279'da II. Murşili'nin ölümünden 16 yıl sonra bu hanedanın 3. hükümdarının tahta çıkışı hem Mısır hem de Yakın Doğu için bir dönüm noktası oldu. Mısır tarihinin en büyük firavunu olacak bu yeni hükümdar 2. Ramses'ti. Heyecanlı ve hırslı Ramses, eski dünyanın kesişme noktası olan Suriye'de Mısır'ın gücünü göstermek için can atıyordu. İkinci Ramses, tarihi kişilikler içinde çok ama çok zengin bir karakterdir. Her şeyden önce tarih bilincine sahipti ve bir şekilde tarihe damgasını vurmak istiyordu. Ayrıca o da eski Mısır'ın Napolyon'u sayılabilecek 3. Tutmosis ve hatta babası 1. Seti gibi büyük atalarına yakışır bir firavun olmayı düşünüyordu. Özellikle savaşlarda onların başarılarını aşmak istiyordu. Tahttaki ilk 4 yılında iç sorunlarını çözen Ramses, gözünü Suriye'ye dikti. M.Ö. 1275'te himayesindeki devletlerle yeniden bir birlik kurdu ve Hitit topraklarına saldırdı. Ramses, Mısır'ın himayesindeki devletlerin sadık, Hititlerin ise güçsüz olduğunu gördü. Suriye'nin fethi için her şey hazırdı. Ramses'in Suriye'deki rakibi Hitit hükümdarı Muvatalli'ydi. Muvatalli, hanedanının 22. kralı ve Murşili'nin en büyük oğluydu. Ancak daha akıllı, daha iyi bir siyasetçi olan Muvatalli'nin küçük kardeşi Hattuşili'ydi. İmparatorluğun en güçlü ikinci adamı. Hattuşili, Murşili'nin en küçük oğluydu. Hastalıklı bir çocuk olan Hattuşili'nin erişkin yaşa gelebileceği beklenmiyordu. Ben henüz bir çocukken, Tanrıça İştar babam Murşili'ye düşünde kardeşim Muvatalli'yi göndermiş ve şöyle demiş. Hattuşili'nin ömrü kısa, yakında ölecek. Bu nedenle onu benim hizmetime ver. Benim rahibim olsun. Bunu yaparsan yaşamaya devam eder. Babam da beni Tanrıça'nın hizmetine verdi. Ve Tanrıça'ya hizmet ederek içecekler sundum. Ve Tanrıça İştar'ın elinde esenliği gördüm. Bozuk sağlığına rağmen Hattuşili, Kuzey seferlerinde Kaşkalara karşı ağabeyinin yanında savaştı ve komutan olarak kendini kanıtladı. Hattuşili'nin kendi belgeleri aşırı derecede hırslı biri olduğunu gösteriyor. Başarısını Tanrıçasının desteğine borçlu olduğunu söyler. Fakat çok yetenekli bir asker olduğunu da kanıtlamıştır. Ve onun hakkında bildiklerimiz aynı zamanda kültürlü de diyebileceğimiz bir adam olduğunu gösteriyor. Milattan önce 1274'te Kadeş Hitit, Amurru ise Mısır'ın kontrolü altındaydı. Suriye'deki diğer devletlerin bağlılığı ise iki taraf arasında durmadan değişiyordu.
Fakat Kadeş, Suriye'deki en stratejik şehirdi ve iki imparatorluk arasındaki sınırdı. Kim Kadeş'i kontrolü altına alırsa, Suriye'yi de kontrolü altına almış olacaktı. Yakın Doğu'nun kaderi Kadeş Ovası'nda belirlenecekti. Ustalar silah döktü. Arabacılar araçlarını sağlamlaştırdı. Piyadeler yorulmak bilmeden talim yaptı. İki tarafta kaderlerini belirleyecek olan bir savaşa hazırlanıyordu. Hititler ordularını himayelerindeki 18 devletin birlikleriyle güçlendirerek 37 bin piyade askeri ve 3500 savaş arabası topladılar. Ramses her biri 5000 kişilik 4 taburdan oluşan bir ordu kurdu. Amon, Re, Ta ve Set. Bu tarihin o güne kadar tanık olduğu en büyük iki orduydu. Hitit kuvvetleri Anadolu'dan Suriye'ye doğru hareket ederek yolda müttefikleriyle birleşti. Hattuşili Hitit piyadesinin ve Kuzey Savaş Arabalarının komutanıydı. Ramses, Amon birliğinin başında Filistin kıyısından kuzeye doğru ilerledi. Fakat Hititlerle karşılaşmak için acele eden Ramses, stratejik bir hata yaptı. Kendisiyle Ta ve Set birlikleri arasındaki mesafeyi açtı. Olası bir saldırı karşısında yanında sadece Re ve kendi Amon birliği vardı. Milattan önce 1274 Mayıs'ında başkentlerinden ayrıldıktan bir ay sonra Mısırlılar Kadeş'in 16 kilometre yakınındaydı. Artık düşman topraklarına girmişlerdi. Ama Hititlerden hala haber yoktu. Ramses, Şaptuna'da Asi Nehri'ni geçmeye hazırlanırken kuvvetleri iki bedevi yakaladı. Sorguda Hitit ordusunun Halep'in 160 kilometre kuzeyinde konuşlandığını ve Ramses'ten korktukları için Hattuşa'ya kaçmakta olduklarını söylediler. Oysa Bedeviler yalan söylüyordu. Kendine güveni daha da artan Ramses, ikinci stratejik hatasını yaptı. Ertesi gün nehrin kuzey yakasına geçti ve birliklerini bir kez daha böldü. Amon birliği ile Kadeş'in kuzeybatısında kamp kurdu. Diğer birliği Re, nehrin güney yakasında kalmıştı ve Ta ve Set birlikleri hala kilometrelerce güneydeydi. Ramses'in karargahı Kadeş'in yakınlarında kurulurken birlikleri iki Hitit casusu yakaladı. Hitit casusları işkenceyle konuşturuldu. Durun. Hatti hükümdarı ittifak kurduğu pek çok yabancı ülkenin askeriyle geldi bile. Güvenli, donanımlı ve savaşa hazır biçimde eski Kadeş'in arkasında bekliyorlar. Hitit ordusu aslında nehrin güneyinde Re birliğine saldırmaya hazır durumdaydı. Ramses kandırılmıştı. Firavun derhal iki subayını hala ona doğru ilerlemekte olan Re birliğini uyarmak için gönderdi. Ancak çok geç kalmıştı.
Re birliği kısa sürede dağıldı. Sağ kalanlar peşlerinde Hitit ordusunun tamamı panik içinde Ramses'in karargahına doğru kaçmaya başladı. Hititlerle tam bir Suriye zaferi arasında engel olarak sadece birliği kalmıştı. Hattuşili ve ağabeyi zaferden emindi. Kinun nastar huvatar. Görünüşe göre Ramses'i sadece bir mucize kurtarabilirdi. Ve öyle de oldu. Ramses birliklerini bir arada tutmayı başardı. Hitit ordusu için çok önemli olan müttefik askerleri düzenlerini bozdu. Mısır karargahındaki ganimetlerin çekiciliğine kapılarak mevkilerini bırakıp yağmaya giriştiler. O sırada Amurru'dan yetişen Mısır takviye kuvvetleri de Hititlerin diğer bir kanadından saldırdı. Düzeni bozulup sarsılan Hitit ordusu mutlak bir zafer şansını yitirdi. Her iki taraf da ağır kayıplar verdi. Günün sonunda sanırım her iki taraf da istediğini elde edemedi. Hititlerin savaş arabaları, Mısır'ın da piyadeleri kötü durumdaydı. Öte yandan Mısırlıların arabaları sapasağlam dururken, Hititlerin de piyadeleri olduğu gibi duruyordu. Bu nedenle her iki kral da akıllıca düşünüp bu şekilde devam edemeyeceklerine ve mutlak bir galip olmayacağına karar verdiler. Ramses kuvvetlerini Mısır'a çekti. Arabaları kötü durumda olan Muvattalli ve Hattuşili Firavun'u takip edemedi. Her ne kadar Hititler kesin bir zafer şansını yitirmiş olsalar da Kadeş'te Mısır ordusunun yarısını yok etmişlerdi. Daha sonraki günlerde Hititler Amurru ve bugünkü Şam'ın bulunduğu yer olan Aba'yı alarak bölgede Hitit hakimiyetini tekrar kurdular. Ama bölgedeki huzursuzluk 16 yıl daha devam edecekti. Kadeş Savaşı, Mısırlıların genişleme politikalarının da bir anlamda sonu olmuştu. Ramses içinse büyük şan ve prestij düşünün sonuydu. Ama Mısırlıların bu konuda bir sorunu yoktu. Kraliyet ideolojisi Firavun'u her zaman başarılıymış gibi göstermek için elinden geleni yapacaktı. Hititlerle karşılaşmasından sonra Ramses, Karnak, Luxor, Abidos ve Abu Simbel'deki tapınakların duvarlarını savaşın kendi yorumuna dayanan rölyefleriyle süsledi. Ramses'in abartılı anlatımına rağmen bu ayrıntılı resimler sayesinde Kadeş Savaşı eski çağın en iyi yorumlanabilen savaşlarından biridir. Onları katlettim. Karşıma çıktıkları her yerde onları öldürdüm. Ve biri bir diğerine şöyle seslendi. Bu bir insan olamaz. Bir tanrı olmalı. Yaptıkları bir insanın yapacağı işler değil. Daha önce hiç kimse tek başına piyadeleri ve savaş arabaları olmadan yüz binlerce kişiyi yenmemişti. Ramses'in yanlı versiyonu 3000 yıl boyunca savaşın tek tarihsel kaynağı oldu. Ancak 20. yüzyılda Hattuşa'da bulunan Hitit tabletleri savaşı ve sonrasını daha tarafsızca anlatmaktadır. Hattuşili, Kadeş Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Hattuşa'ya doğru yola çıktı. Yolda koruyucu tanrısı İştar'a saygılarını sunmak için kutsal Lavazantia şehrine uğradı. Burada yerel rahibin kızıyla tanıştı. Kendisinden 25 yaş genç olan kız da bir rahibeydi. Ve Hattuşili gibi İştar'a hizmet etmekteydi. Genç, güzel ve çekiciydi. Adı Pudu Hepa'ydı. Hattuşili için ideal bir eş olabilirdi. Tanrıçam'ın emriyle rahip Bentipşarve'nin kızı Pudu Hepa ile evlendim. Ve bir aile kurduk. Tanrıça bize karı koca sevgisi verdi. Kızlarımız ve oğullarımız oldu.
Puduhepa sadece iyi bir eş ve anne değildi. Zaman içinde Hitit tarihinin en önemli kadını olacaktı. Bu evlilik eski çağ yakın doğu edebiyatında bir prens ya da kralla karısı arasındaki ilişkiyi tanımlamak için sevgi sözcüğünün kullanıldığı tek durumdur. Bu nedenle bence çok önemli bir evlilik. Hattuşili ile Puduhepa arasındaki ilişkinin mutlaka politik yönleri de vardı. Ama temelinde birbirlerine karşı var olan ve zamanla daha da büyüyen güçlü bir sevginin olduğuna inanıyorum. Kadeş Savaşı'ndan 2 yıl sonra, M.Ö. 1272 dolaylarında Kral Muwatalli öldü. Kralın oğlu ve Hattuşili'nin yeğeni Urhiteşup tahta çıktı. Hattuşili yukarı toprakların komutanıydı. Ancak bu başından beri fırtınalı bir beraberlikti. Urhiteşup amcasının artan gücünden kuşkuluydu ve onu bir tehlike olarak görmeye başlamıştı. Tahta çıkışından 7 yıl sonra Urhiteşup Hattuşili'nin topraklarının ve unvanlarının çoğunu elinden aldı. Hattuşili'nin tepkisi sert ve ani oldu. Hattuşili kuzeyde bir ordu kurarak isyan başlattı ve kısa bir iç savaşın ardından yeğenini tahttan devirdi. 7 yıl itaat ettim. Fakat ilahi bir emir ve insanların zorlamasıyla Urhiteşup beni yok etmeye kalkıştı. Akbissa ve Nerik'i elimden aldı. Artık ona itaat etmedim. Onunla savaştım. Bunu bir suç gibi yapmadım. Çünkü önce o bana savaş ilan etti. Tanrıların adaleti sayesinde elime düştü. Samuha'ya geri geldim. Onu yendim ve tutsak aldım. Hattuşili, Hitit tacını ele geçirerek büyük babası Şubbili Luma gibi Telipinu fermanını ihlal etmiş oldu. Yaptıklarının nedenini ve yeğeninin kaderini ustaca kaleme alınmış bir Hitit belgesinde açıklamıştır. Hattuşili'nin savunması olarak bilinen bu belge, tarihteki ilk otobiyografilerden biridir. Mahan Mamukan, Urhiteşubas, Enisan Sianus Asolan Austa. Nu asma arsaniat, numu, uvai udas. Her şeyimi elimden aldı. Başka bir planı vardı. Ve Karadunia ülkesine doğru ilerleyecekti. Ancak ben meseleden haberdar olduğumda kendisini tutukladım ve deniz aşırı bir yere sürdüm. Boğazköy arşivinin belki de en önemli belgesi, Hattuşili'nin savunması olarak bilinen bu belgedir. Tahtı ele geçirişinin savunması olduğu için böyle adlandırılmaktadır. Hattuşili'nin hayatının da anlatıldığı bu belgedeki tarihi ve kişisel detaylara başka hiçbir belgede rastlamıyoruz. Hattuşili'nin savunması, herhangi bir insanın yaşamı boyunca yaptıklarının öz savunmasını içeren en eski metindir. Milattan önce 1267 dolaylarında doğuda Asurlular güçlendi. İkinci Ramses firavunluğunun 12. yılına girdi ve Tevrat'a göre Musa halkını Mısır'dan çıkarıyordu. Hatti ülkesinde Hattuşili artık 3. Hattuşili olarak kraldı ve yanında kraliçesi Puduhepa vardı. Hititler için bir barış ve refah dönemiydi. Hattuşili'nin ilk işi komşularıyla güçlü politik bağlar kurmak oldu. Kraliyet evlilikleri ve barış antlaşmaları bunu gerçekleştirmenin en iyi yoluydu. Kraliçe Puduhepa kendi aile bireyleriyle yabancı krallar arasında evlilikler düzenleyerek resmi bir çöpçatan gibi çalışıyordu. Puduhepa, Hitit himayesindeki krallarla mektuplaşıyor, hatta uluslararası yazışmalarda kendine ait mühürler kullanıyordu. Krallığın birçok alanında etkili hale gelerek
Bazen yasal davalara başkanlık ediyor ve dış ilişkilerde eşine danışmanlık yapıyordu. Kuşkusuz Pudehepa'nın en büyük etkisi Hitit dini üzerindeydi. 400 yıl içinde Hitit dinine farklı krallık ve kültürlerden birçok tanrı katılmıştı. Her bir şehrin, her bir kasabanın kendine ait bir sürü tanrısı vardı. Yüzlerce tanrısıyla Hitit panteonu inanılmaz bir karmaşa içindeydi. Hem Hititler hem de komşuları için özellikle antlaşmaların hazırlanmasında bu epey zor bir durumdu. Sizin için hazırladığım bu barış tabletini dinlemek, gözlemlemek ve tanıklık etmek için bin tanrılık meclisin toplanması istenmiştir. Cennetin güneş tanrısı, güneş tanrıçası Arina, Hattin'in fırtına tanrısı, Ordu'nun fırtına tanrısı, Nerik'in fırtına tanrısı, Halep'in fırtına tanrısı. Tanrı isimleri uzayıp gidiyordu. Krallığın baş rahibesi olarak Pudehepa, kocasının da desteğiyle dini metinlerin toplanmasını ve kataloglanmasını sağladı. Ayinleri yeniden düzenledi ve Hitit Tanrılar Mabedi'ndeki birçok tanrının sistematik olarak düzenlenmesini başlattı. Milattan önce 1260 dolaylarında Hattuşili'nin tahttaki 10. yılında Asur sorunu artık göz ardı edilemeyecek bir hal almıştı. Asur tehlikesiyle yüzleşmeden önce Hattuşili, Mısır cephesinde güvenliği sağlaması gerektiğini biliyordu. Aynı zamanda Mısır gibi güçlü bir ülkeyle imzalanacak antlaşma, halkının gözündeki itibarını da güçlendirecekti. Ramses de kendi açısından aynı görüşteydi. Böylece yıllarca süren düşmanlığın ardından M.Ö. 1259'da Hitit kralı ve Mısır firavunu bir barış antlaşması imzaladı. Hattuşili ve Pudehepa'nın mühürlerini içeren Hitit versiyonu Akatça kaleme alınarak Mısır'a yollandı. Mısır'da antlaşma Mısır diline çevrildi ve Karnak'la Ramesseum tapınaklarının duvarlarına kazındı. Antlaşmanın Mısır versiyonu da Akatça kaleme alındı ve Hattuşa'ya yollandı. Bu versiyonun kilden bir kopyası İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Mısır'daki metin Hattuşili'nin kaleme aldığı, İstanbul'daki ise Ramses'in yazdığıdır. İstanbul'daki bu versiyonun bir kopyası daha sonra New York'taki Birleşmiş Milletler binasına asılmıştır. Yüce Kral, Mısır Kralı Ramses, bu gümüş tablette Hatti ülkesinin kralı, Yüce Kral Hattuşili ile bir antlaşma imzaladı. Bugünden itibaren tanrılar, aramızda sonsuza dek barış ve kardeşlik ihsan etsin. Ben Hattuşili'nin kardeşiyim. Hattuşili de benim kardeşim. Sonsuza dek ben onunla, o da benimle barışıktır. Kardeşliğimiz ve barışımız, daha önceki Mısır'la Hatti arasındaki barış ve kardeşlikten daha iyi olacaktır. Her iki tarafta antlaşmaya riayet edecekti. İki güç arasındaki antlaşmadan dolayı Orta Doğu'da en azından bir süre için barış dönemi hakim oldu. Sadece bu iki güç arasında değil, bütün bölgede. Çok daha önemlisi, bu insanlar sözlerine sadık kalarak iki imparatorluk arasında barışın sürmesini sağladı. Bu ayrıca 2. Ramses'e ihtiraslı inşaat programına başlama fırsatını vermişti. Bugün her yerde onun inşa ettirdiği yapıların bulunmasının da nedeni budur. Barış antlaşması 2. Ramses'le 3. Hattuşili'nin sarayları arasında yüzü aşkın mektubu kapsayan yazışmalar başlattı. Bu mektupların 15'i doğrudan Pudehepa'ya gönderildi. Yüce Mısır Kraliçesi Nefertari der ki, Yüce Hitit Kraliçesi kız kardeşim Pudehepa'ya söyleyin, ben, kız kardeşi, iyiyim. Ülkem de iyidir. Kız kardeşim, sen de iyi ol, ülken de iyi olsun. İlginç bir yazışmanın konusu ise Hattuşili'nin kız kardeşiydi. Bu vesileyle Hattin'in kralı Yüce Kral Hattuşili, Mısır'ın yüce kralı Ramses'e der ki, kardeşim bana
kız kardeşimin doğurmasını sağlayacak ilaçlar hazırlamak için bir adam yollasın. Ben, kral, kardeşin, senin kız kardeşin Matanazzi'yi biliyorum. Onun 50 ya da 60 yaşında olduğu söyleniyor. 50 ya da 60 yaşını doldurmuş bir kadının doğurmasını sağlayacak ilaçların hazırlanması olanaksızdır. Puduhepa, Mısır'la ilişkileri güvence altına almanın en iyi yolunun Ramses'i damatları yapmak olduğunu biliyordu. Ancak Hattuşa'daki bir yangın düğünü geciktirdi. Beni bu mevkiye getiren Tanrıçam beni hiçbir konuda geri çevirmedi. Sen kızımla evlenerek damadım olacaksın. Kız kardeşim, bana kızını vereceğine söz vermiştin. Bana bu şekilde yazmıştın. Fakat kızını benden esirgedin ve şimdi de bana kızıyorsun. Kızını niçin hala bana vermedin? Kızını benden daha fazla esirgeme. Kardeşim, gerçekten de kızımı senden esirgedim. Bunun nedenini kınamayacak, aksine onaylayacaksın. Şu anda onu sana veremem. Kardeşim, bildiğin üzere Hattuşa'nın depoları yandı. Hitit prensesi nihayet Mısır'a gönderildi ve Ramses'in haremine girdi. Ramses artık 3. Hattuşili'nin damadıydı. Mısırlı sanatçılar bu olayı Abu Simbel'in girişindeki bir duvara kazıyarak ölümsüzleştirdiler. Mısır-Hitit yazışmaları gerçekten de çok özel, eşine az rastlanan mektuplar. Bu mektuplar bize tarihte özellikle uluslararası diplomaside kişisel ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Burada daha önce birbirine düşman olan iki kral var. Birbirleriyle savaşmış ama artık birbirlerine kardeşim diye hitap eden iki kral. İki de kraliçe var. Birbirlerine kız kardeşim diye hitap eden mektuplar gönderiyorlar. Bunlar resmi yazışma ya da mektuplarda her zaman göremediğimiz insanca dokunuşlar. Bu bir şekilde bize barışın neler sağlayabileceğini gösteriyor ve insan doğasına olan inancımızı güçlendiriyor. Son yıllarında Hattuşili, kuzey ve güneyde bir dizi sefer düzenleyerek topraklarını güvence altına aldı ve Asurlulara karşı sınırlarını sağlamlaştırdı. Ayrıca Hattuşa'da yoğun bir inşa programını başlattı. Büyük tapınak genişletildi. Yukarı şehirde birçok yeni tapınak yapıldı ve Yazılı Kaya'daki tapınağın yapımına başlandı. Bunlardan bazılarının yapımı oğlu 4. Tutalya zamanında tamamlandı. Milattan önce 1240'ta sağlığı hep hassas olan Hattuşili ciddi derecede hastalandı. Kocasının resmi görevlerinin çoğunu üstlenen Puduhepa, Hattuşili'nin ıstırabını dindirebilmek için elinden geleni yaptı. Ramses'ten Mısırlı hekimler istedi, kahinlere danıştı ve tanrılara yalvardı. Arinas, Istanue, Isasarami. Quita. Wake me.
Natumpay. Tanrıcan. Efendim. Hizmetkarınız Hattuşili çok hasta. Eğer birileri Hattuşili'ye kötülük gelmesi için tanrılara adaklar adadıysa, ne olur onların sözlerini kabul etme. Lütfen kocam Hattuşili'yi kötülükten koru. Hattuşili'ye uzun yıllar, aylar, günler bahşet. Puduhepa'nın duaları nafileydi. Hattuşili'nin ölümü, eski çağın en büyük aşklarından birinin de sonu oldu. Puduhepa, oğlunun hükümdarlık döneminde de kraliçe olarak kaldı ve daha uzun yıllar yaşadı. Hattuşili'nin hükümdarlığı, Hitit İmparatorluğu'nun son parlak dönemi oldu. Krallık artık doğuda Asurlularla, kuzey ve güneyde ise giderek güçlenen kendi himayesi altındaki devletlerin tehdidiyle karşı karşıyaydı. Hattuşili'nin oğlu 4. Tutalya'nın hükümdarlığı sırasında ve sonrasında hanedan içindeki çekişmeler, kuraklık ve kıtlıklar imparatorluğu zayıf düşürdü. Hititler himayeleri altında bulunan krallar üzerindeki yaptırımlarını yitirdi. Hattuşili'nin ölümünden 30 yıl gibi kısa bir süre sonra 450 yıllık imparatorluk Yakın Doğu'nun en büyük gücünden yıkımın eşiğinde bir krallığa dönüştü. Yükselişi gibi çöküşü de hızlı ve şaşırtıcı oldu. Üçüncü Hattuşili'den sonra sadece 4 kralla ilgili kayıtlar var. Arşivler birden kesilir. İmparatorluğun Hattuşili'nin hükümdarlığından sadece 2 kuşak sonra, kabaca M.Ö. 1200'de Kuzey Suriye'deki hamisi olduğu devletlerle birlikte çöktüğü tahmin ediliyor. İmparatorluğun çöküşünden sonra Hitit halkı başkenti terk ederek güneye ve doğuya doğru göç etti. Hattuşa, Hititler zamanındaki görkemine bir daha asla ulaşamadı. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü, aynı zamanda Anadolu'da Bronz Çağı'nın sonu oldu. Bunu 300 yıllık karanlık bir dönemden sonra Demir Çağı, ardından da sırasıyla Yunan, Roma, Bizans ve Türklerin Hitit topraklarına yerleşmesi izledi. Hititler, Yakın Doğu'yu sonsuza dek değiştirdi. Dinleri, yasaları, mitleri ve askeri güçleriyle eski Doğu ve Batı arasında bir köprü oldular.
Hitit İmparatorluğu M.Ö. 1200'de yıkılmış olsa da Hitit halkı yaşamaya devam etti. Hititlerin merkezindeki topraklar yitirilmişti. Bu bölge eski Hatti ülkesiydi. Fakat göç sonrası Güneydoğu eyaletleri, Toros, Fırat ve Kuzey Suriye devletleri yazı, sanat ve mimaride Hitit geleneklerini sürdürerek Hitit kültürünü Geç Hititler adı altında devam ettirmişlerdir. Hititler çok yaratıcı ya da yenilikçi insanlar değildi. Onları özel yapan şey, Yakın Doğu'daki uygarlıkları özümsemiş ve korumuş olmalarıydı. Bu da söz konusu uygarlıkların korunmasında ve daha sonraki uygarlıklara aktarılmasında son derece önemli bir rol oynamalarını sağlamıştır. Fakat uluslararası diplomaside eski çağ halklarının hepsinin ilerisindeydiler. Bu da çok önemli bir nokta. Yakın Doğu'ya uzun süre hakim olmaları, savaş alanındaki yeteneklerine bağlı olduğu kadar diplomatik ve politik becerilerine de bağlıydı. Bu da bir ülkenin güçlenmesinde ve belirli bir bölge üzerinde etkili olmasında diplomasinin en az askeri güç kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir. Hititler, Yakın Doğu'da silinmez bir iz bıraktı. Türkiye'nin her yanı onların eserleri, anıtları ve yazıtlarıyla dolu. Ülkenin her köşesinde Şübbili Luma, Hattuşili, Murşili ve Pudehepa'nın sesleri yankılanıyor. Ve Hattuşa'nın kalıntıları bize Hitit İmparatorluğu'nun büyüklüğünü hatırlatmaya devam ediyor.